Herkese merhabalar. Öğretici bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu başlıktan da görebileceğiniz üzere Crosshair Placement videosu olacak. Bunun farklı yollarından, farklı durumlarından ve ne olduğundan bahsedeceğiz. İlk önce hemen gelin ne olduğundan bahsedelim. Şimdi Crosshair Placement nedir arkadaşlar? Bu ekranınızın ortasında gördüğünüz cross'unuz. Bunu nereye koyduğunuzdur bu aslında. Bu nasıl bir önem arz ediyor sizin için? Şöyle önem arz ediyor. Siz cross'unuzu yanlış yere koyduğunuz zaman ve karşıdaki adam da sizin baktığınız yönden çıktığı zaman sizin avantajınız ona göre kaybolur. Çünkü şöyle bir sebep vardır. Siz şimdi eğiminizi şöyle tutuyorsunuz duvara mesela. Adam şuradan rampadan çıkacaktır. Siz adam rampadan çıktıktan sonra eğiminizi tekrardan onun üstüne doğru nasıl diyeyim kaydırmak zorunda kalıp zaman kaybedeceksiniz. Ve eğim düellolarında da biliyorsunuz 1 saniyenin bile çok önemi vardır. Şimdi bunun farklı türlerinden bahsedeceğiz. Ne türleri var onlardan bahsedeyim ve farklı durumlardan bahsedeceğiz. Birincisi duvarın arkasına koyduğunuz crosshair placement'ıdır. Bu nedir? Böyle gelirsiniz, burada oyuncu olduğunu bilirsiniz ve duvarın arkasına koyup bir an önce oradaki kişinin üstüne getirmeye çalışırsınız cross'unuzu. İkincisi dar açıdan pikleyeceklere karşı koyduğunuz cross. Bu ne demektir? Mesela rampadan birisi yavaşça geliyor bu şekil. İşte Xanteres bunu çok sever yapmayı, böyle gelir eğilerek çıkar vesaire, buradan gelir vesaire. Böyle bir oyuncuya karşı koyduğunuz cross'tur. Bunu böyle dar bir şekilde yani duvar hizasına yakın bir şekilde koyarsınız. İsterseniz kafa hizasında koyarsınız, isterseniz de eğildiğindeki kafa hizasına koyarsınız. Bu tamamen sizin rakibi okumanıza ve oyun içinde gelişen şeylere bağlıdır. Ve üçüncü olayda diyelim ki rampadan haldır küldür çıktıkları böyle köşeye göre geniş çıktıkları alandadır. O zaman da siz böyle dar değil, şu şekil geniş tutarsınız ki karşınızdaki adam çıktığında direkt cross'unuza düşsün kafası. Bunun haricinde ne tarz durumlar var, onlardan da bahsedip hepsini örneklerle göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk duruma bir bakalım, duvar arkası cross koyma olayına. Şimdi bunu niye yapıyoruz zaten anlatmıştım. Şimdi farz edelim ki şurada bir tane terörist oyuncusu var ve bize buradan pikliyor evden. Şimdi biz o adama piklemek istiyoruz. İster flash'la ister flash'sız. Şimdi işte siz geldiniz buradan bir yerden. Ondan sonra buradan çıktınız. Tabii atlayamadım. Bir daha deneyeyim bakayım atlayabilecek miyim şuradan. Atlayamadım. Neyse. Geldiniz atıyorum. Buradasınız. Ve şuradaki oyuncuya piklemek istiyorsunuz. Şimdi siz cross'unuzu şöyle koyup şu şekil çıktığınız zaman bakın adam beni gördü de oho iyi mi iyiyse hemen vurdu beni. Yani o şu şekil çıkmak yerine yani niye ben hep düşüp duruyorum. Şu şekil çıkmak yerine sonradan böyle eğimi kaldırmak yerine bakın şurada o adam olduğunu tahmin ettim mesela. Şöyle bir geldim omuz attım geri çekildim. Ondan sonra cross'umu biraz daha sağa getiriyorum. Adamın olabileceği yere. Ondan sonra geliyorum bakın neredeyse adamın kafasının üzerindeydi cross. Kafasının üzerinde perfect olmasına yani mükemmel bir şekilde yerleşmesine gerek yok. Yani adamın olduğu bir yerde olsun zaten siz burada spreyi başlayıp vurursunuz adamı. Bakın geliyorum. Şuradan normal açı kontrol ediyorum. 1 saniye falan kaybediyorum burada. Ama buradan geliyorum. Kontrolümü sağladım. Ondan sonra buraya eğilerek de pikleyebilirsiniz. Şu şekilde de pikleyebilirsiniz. Her türlü bu adamın üstünde yani bu cross. Bu şekilde zaten avantajı ben kendime alıyorum. Hem peeker advantage'ı alıyorum arkama hem de crosshair placement'ımın doğru olduğu şekli alıyorum. Bu şekilde zaten karşıdakinin bizi vurabilmesi zor. Hani çok iyi refleks göstermesi lazım veya gerçekten iyi bir oyuncu olması lazım. Ama genelde bu şekilde vurabiliyor olmanız lazım. Bunun için farklı map'lerde farklı durumlara da göz atalım şimdi. Şimdi Inferno'da size şöyle bir örnek gösterebilirim. Bu örneği göstermemin sebebi bunu canlı bir maç içerisinde ESPortal üzerinde bir maç üzerinde içinde yani yapmış olmam. Yine cümlelerim bayağı akıyor. Siz onlara pek takılmayın. Şimdi diyelim ki burada bir tane CT oyuncusu var. AWP ile buradan midi kesiyor diye tahmin edelim. Ve biz de midden çıkacağız diye düşünelim. Şimdi geldiğiniz burada kimse yok. Buraya geldiniz burada kimse yok. Şimdi ben buraya çıkarken şu şekilde çıkmam. Duvarın arkasına eğimimi koyarım ve bu şekilde çıkarım. Ve bu şekilde gerçekten bana karşı refleks vermesi çok zor. Bakın geliyorum. Geldim adamı gördüm. Şu an ben daha yeni girdim onun kadrajına ve vurdum. Bunu zaten size koyacağım klipte göreceksiniz şimdi. Başka çok yaygın bir örneği de
Zaten burada biliyorsunuz şu taşın arkasındaki bu spottur. Burada herhangi bir yerde olabilir. Siz burada şimdi şöyle gelir çıkarsanız bu adam sizi de vurur. Arkanızdakileri de vurur. Her şeyi yapar yani bu adam. Ama siz gelip şimdi bakın burada şu evin yüksekliğini görüyorsunuz ve bitimini de görüyorsunuz. Buradan taşın arkasından buradan hize alıp nerede olduğunu tahmin edip çıkabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağım diye sorarsanız bu şekilde yaparsınız. Ya da ne bileyim başka pozisyonda bu şekil bir avantajınız yoktur. Yani buradan görme avantajınız yoktur. O da artık o map'i ne kadar oynadığınıza, o map'te ne kadar tecrübeli olduğunuza, spotları ne kadar bildiğinize dayanmakta. Bunu da videonun sonunda nasıl geliştirebileceğinizi size söyleyeceğim. Şimdi dediğim gibi bu şekil geldiğinizde saçma sapan bir şey olur yani. Bu şekil çıktığınızda yok flick atacaksınız, duracaksınız vesaire vesaire. Onun yerine oyuncunun burada olduğunu tahmin edip yani isterseniz şöyle dar bir şekilde pikleyin ya da ne bileyim isterseniz böyle geniş pikleyin, eğilerek pikleyin. Gelin vurun yani adamı bu şekil. Hani bu şekil her türlü avantaj sizde olacaktır. Şimdi ikinci duruma bakalım biraz. İkinci durumda dar açıdan piklememiz gereken yani dar açıya koyduğumuz crosslara bağlı olan crosshair placement'ımızdır bu. Overpass'te mesela B'deyiz. Burada Monster'dan çıkan oyunculara karşı nasıl cross placement yapabiliriz? Onu göstereceğim size. Hani şimdi pozisyon olarak da zaten bu şekil geldiği için buranın borusu. Buraya koymanıza gerek yok. Zaten rakiplerin buradan çıkacağını bildiğiniz için cross'u biraz daha yakına koymanız gerekiyor. Onu da şimdi ben size canlı olarak göstereyim. Şu an direkt gördüğünüz Cross'umun üzerine çıktı yani buradaki T oyuncusu. Şimdi tekrar çıktığında ona nasıl reaksiyon verdiğimi görelim. Burada gördüğünüz gibi hiç mouse'umu bile kımıldatmadım. Sadece sol tık'a bastım ve direkt vurmuş oldum karşımdaki oyuncuyu. Şimdi başka bir örneği de Mirage'da B short'ta görebiliriz. Şimdi ben size hem yakın hem de uzak cross'un farkını göstereyim. Şimdi burada uzak cross koyamam. Sebebini söyleyeyim. Şimdi T oyuncusu gelsin buradan. Mesela yakın koydum cross'umu. Görmüş olduğunuz üzere kafası şuradayken cross'uma girdi. Şimdi bir de geniş açıdan koyayım. Tekrardan gelsin oyuncu. Bir de bakalım orada ne oluyor. Bakın geldiğinde ta sağa kadar çevirmem gerekiyor benim cross'umu. Ya sağ tarafa çevirene kadar zaten buradaki oyuncu beni öldürebilir yani. O yüzden burada mesela geniş açıdan değil, dar açıdan tutmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada hiç zorlanmadım yine. Overpass'te de olduğu gibi. Sadece sol tık'a basmam gerekti çünkü crosshair'im doğru yerdeydi. Ya önceki bölümlerde biraz kısık sesle konuşmuşum da şimdi biraz daha düzelteceğim onu fark ettim. Şimdi geçelim üçüncü duruma. Üçüncü durum ne? Üçüncü durumda geniş cross koymamız gereken pozisyonlar. Şimdi bu pozisyonlar ne? Mesela burada benim çok güzel bir klibim var yine. Onu da izleteceğim zaten bu kısmı çektikten sonra. Yani oyuncunun böyle Mac-10'le veya ne bileyim Glock'la falan çok böyle uzunca bir şekilde piklediği pozisyonlar onlar. Onlarda yakın koyarsanız flick atmak zorunda kalacağınız pozisyonlar olarak da düşünebilirsiniz. Ama flick atmak yerine cross'unuzu daha geniş açıda tuttuğunuz zaman karşınızdakini vurmanız kolaylaşacaktır. Şimdi buradan bir T oyuncusunun geldiğini görelim. Bakın şu an cross'umu geniş koydum ve koştuğunda aslında şurada falan cross'uma düşüyor. Tekrar geçsin ve ben bu sefer onu rahat bir şekilde vuracağım. Gördüğünüz gibi geniş açıda koydum. Şu şekil daha dar koysaydım buraya flick atmak zorunda kalacaktım. Şimdi size başka bir hesaptan oynadığım maçı göstermek istiyorum. Kısa bir analiz yapacağız. Şimdi Ruins'ten birisi geliyor ve ben burada cross'umu dar koyuyorum. Halbuki yanlış. Burada daha geniş koymam gerekiyor. Burada flick atmak zorunda kalıyorum. Gördüğünüz gibi burada flick atarak vurmak zorunda kaldım. O yüzden biraz daha sol tarafa yani geniş açıdan tutmam gerekiyordu. Devam edelim. Buradaki oyuncuyu vurmakta bir olay yok yani. Ya, bir olay yok derken hani crosshair placement'la bir alakası yok. Şimdi buraya bir tane daha oyuncu pushlayacak. O pushlayan oyuncuya bakın doğru bir cross koyuyorum. Gördüğünüz gibi şu an cross'um adamın neredeyse tam kafasında. Doğru yerde koyduğum için tek mermi atıyorum yine. Bir sıkıntı olmuyor. Bundan sonraki zaten bunda da çok bir olay yok. Bunda da tamamen aim'e bağlı olan bir olay. Ve klip burada bitiyor. Aslında buradan bile çok fazla şey öğrenebiliyoruz. O yüzden maç tekrarlarınızı bu şekilde analiz edebilirsiniz. Şimdi bunun için yine Inferno'dan bir örnek vereceğim ama bu verdiğim örneklerin hepsi tamamen nasıl diyeyim
pozisyona bağlı şeyler. Bu kesin olacak diye bir şey yok. Ben size sadece burada olayın mantığını anlatmaya çalışıyorum. Hani B'de burada adam ille de bu şekil koşmak zorunda değil. Belki dar da pikleyebilir. Hani aklınızda olsun. Şimdi mesela diyelim ki long tarafından A'ya sarmak istiyor birisi. Siz de arçı tutuyorsunuz. Hani bu şekil tutmanızın bir manası olmaz. Çünkü bu adam buradan koşup gitmeye çalışacak. Ha, arça girmek isteyebilir. O ayrı bir mevzu. Dediğim gibi tamamen benim amacım burada size olayı anlatmak. Şimdi long'tan gelen teröristin geçtiğini bir görelim. Şu an bakın cross'um çok doğru yerde. Çünkü adam tam geçerken kafası cross'uma düştü ilk girdiği yanda. Şimdi tekrardan görelim. Gördüğünüz gibi şu mermi buraya çarptı. O korktuğum için öyle oldu. Ama yine cross'umu çok oynatmadan rahatça headshot atabildim gördüğünüz üzere. Dar açı, geniş açı tutma pozisyonlarından sonra söylemek istediğim bir şey de karşıdaki oyuncunun canı yaklaşık 20-30 civarlarında, yani tek mermilik olduğu zaman sizin nasıl davranmanız gerektiği ve crosshair'inizi nasıl koymanız gerektiğidir. İşte karşındaki oyuncu herhangi bir sebepten ötürü hasar almıştır, 20 canı kalmıştır. Sizin de elinizde isterseniz Deagle olsun, isterseniz M4 olsun, isterseniz AWP olsun fark etmez. Karşındaki oyuncuya artık senin headshot oynamak için bir sebebin kalmıyor. Yani headshot atmak için bir kasmanıza gerek yok kendinizi. Böyle yukarıda tutmanıza gerek yok. Adamın zaten bir mermilik canı var. Yani sizin o adamı kesin vurmanız gerekiyor. Ya gidip de headshot oynarsanız roundu satarsınız. Yanınızdaki adam da sizi küfreder haklı olarak. Buna çok dikkat edin. Yani çok görüyorum ben bunu. İşte son adam 10 HP diyoruz. Adam geliyor buradan AWP ile cross açıyor. Abi geç safe bir pozisyona. Bekle yani. Elinde USB Deagle bekle. Çıktığında da bir tane vücuduna at. Yani çünkü zaten karakter yapısı olarak, yani insan yapısı olarak insanın kafası küçücük, gövdesi kocamandır. Yani gövdesinin yüzey alanı kocaman. Yani cross'un istediğin yere tut. Zaten gövdesine tek mermi atıp öldüreceksin. Bununla alakalı çok güzel bir örneğim var. Simple'ın yaklaşık 4-5 gün önce kime karşı? Forze'ye karşı mıydı? Gambit'e karşı mıydı? Bir tane takıma karşı attığı bir clutch. Burada marketten gelen oyuncuyu ayağından vurduktan sonra Deagle'ını çekiyor ve crosshair placement'ına çok dikkat edin orada. Asla böyle kafa hizasında değil, aşağıya tutuyor. Çünkü Simple ne eğimi iyi olduğu için ne başka bir şey iyi olduğu için bu adam dünyanın en iyi oyuncusu değil. Bu adam en iyi oyun zekasına sahip oyuncu olduğu için dünyanın en iyi oyuncusu ve öyle olmaya da devam edecek. Yani bu adam garanti oynuyor. Diyor zaten 1 HP var, ben buna niye headshot atayım? Yani hava atmaya gerek yok. Simple lan adam. İstese yani headshot da atmayı oynayabilir. Ama adam garantici oynuyor. Geliyor buradan direkt gövdesine bir mermi atıyor ve roundu kazandırıyor takımına. Dead Şimdi silent, burada Bolt içinden creeping, geliyor söylediğim gibi. trolling, Simple burada bacağından vurduğundan emin. Zaten burada çok güzel bir movement yapıyor. Sola gittiğini zannediyor. Ve burada fark ettiyseniz hiçbir şekilde cross'unu yukarı kaldırmıyor. Gövde hizasında tutuyor. Çok basit. Tek mermi. Bu kadar. Ayrıca şunu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Karşısı bir can, yani 20, 30 artık tek mermilik canı kaldığı zaman sizin şu açılara geçmenize gerek yok. Sebebi de şu. Şimdi karşınızdaki oyuncunun canı 1 olduğu için bu adam size tek atmaya oynayacak. Yani elinde Deagle, AK neyse sürekli kafa hizasında tutup sizi vurmaya çalışacak. Size daha önceden de söylediğim şey, zaten modellemede kafamız küçük, vücudumuz da büyük olduğu için size headshot atması zaten zordur adamın. Ama siz sadece kafanızın gözüktüğü tek bir spota yerleşirseniz bu spotlara pre-cross koymak daha kolay olur. Ve sizi bu şekilde gelip buradan belki de vurur, roundu kazanır. Yani o yüzden bu tarz canı az olan insanlara karşı yapmanız gereken sadece kafanızı göstermek değil, tüm vücudunuzu gösterebilirsiniz bu pozisyonlarda. Çünkü siz sadece kafanızı gösterirken size headshot atma olasılığı vücudunuzu gösterirken headshot atma olasılığından daha yüksektir. O yüzden mümkün mertebe bütün her yerinizi göstererek o 1 HP oyuncuyla savaşmaya çalışın. Artık headshot atarsa da yapacak bir şey yok o konuda. Klibini pek bulabileceğimi zannetmiyorum ama geçenlerde Zipnix ve Simple'ın FPL maçında bu olay vardı. Zipnix'in tam canı vardı ve karşısındaki oyuncunun çok az canı vardı, yani tek mermilik. Zipnix sadece headshot açısına geçti yine bu tarz. Karşıdaki oyuncu da gelip tek mermi atmıştı Zipnix'e. Simple da bu konuda eleştiride bulunmuştu Zipnix'e, işte neden bütün vücudunu göstermiyorsun falan diye. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Aslında kendi içerisinde çok mantıklı bir olay bu da. Aklınızda olsun.
Şimdi sizin low HP olduğunuz durumlara gelelim. Bu durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Crosshair placement'tan daha çok pozisyon almanıza bağlı bu olaylar. Siz 20 canınız varken vücudunuzun hepsini göstermenize gerek yok. Yani sadece kafa açısından tutabilirsiniz bunu. Vücudunuzun da az. Sadece kafanızın gözüktüğü pozisyonlar almaya çalışın. Bu burada Mirage'da, B'de burası bench kısmı olabilir. Inferno'da burada mini pit pozisyonu olabilir. Ve Dust 2'de pit pozisyonu olabilir. Yani burada örnekleri çoğaltabilirsiniz. A side, B side vesaire. Yani burada sadece kafanızı gösterdiğiniz pozisyonları aklınıza getirebilirsiniz. Yani tıpkı karşıdaki bir HP iken sizin oynadığınız oyunu düşünerek tam tersi senaryoda kendinizi bir HP olan kişi yerine koyacaksınız. Ve sadece headshot atmak için cross'unuzu koyacaksınız. Ve çok dikkatli olacaksınız bu konuda. Ne bileyim işte, belki burada olacak, belki şurada. Sadece bir tane şansınız var çünkü. Siz onu kaçırdığınız an adam size 5-6 tane mermi sıkmaya başlayacak. O yüzden bir şekilde adama headshot atmak için oynamanız gerekiyor. Yani crosshair placement'ınızı da ona göre ayarlamanız gerekecek. Şimdi başka bir pozisyonda karşı tarafın eko veya kısa menzilli silahlara sahip olduğu durumlar. Buralarda eğer eğiminize çok 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 güvenmiyorsanız headshot'a oynamanıza hiç gerek yok. Zaten mesafe çok uzak. Full otomatik silahlarınız sizde ya da uzun menzilli silahlarınız sizde. Karşıda P250, Glock, Tech9, hadi olsun olsun Deagle var yani. Burada headshot oynamak yerine normal bir şekilde cross'unuzu koyup böyle adamın ne en üstüne ne en altına, tam ortasına koyup bu şekilde burst fire dediğimiz, yani ikili üçlü atma şeklini deneyebilirsiniz. Zaten karşının armor yoksa 3 mermide maksimum ölecektir. Armor varsa da 4 mermide yine ölecektir. Hani o kadar headshot oynayayım da headshot atayım da falan, bu kadar şeye soyunmanıza gerek yok özellikle eco roundlarda. Şimdi de şöyle bir pozisyondan bahsedeyim. Diyelim ki adamlar A'ya girdi. Siz de rampadan dolaştınız ve başarılı bir şekilde adamları arkaladınız. Şimdi buradaki adama full spray basarsanız birebir trade almış olursunuz. Tamam, yine sizin yararınıza. Ama şöyle bir durum var. Mesela birden fazla adamı öldürmek istiyorsunuz. Şimdi geldiniz, buradaki ilk adamı ignorladınız. Buradaki ilk adamı ignorladıktan sonra geldiniz, ikinci oyuncuyu da gördünüz ya. Size yakın olan oyuncuyu direkt headshot'la öldürmeye çalışın. Şimdi neden yakın olan oyuncuyu öldürüyoruz? Sebebi şu. Biz buradaki adama sıktığımız an buradaki adamın bize tepki vermesi daha kolay. Çünkü uzaktaki adam çok farklı yerlerle ilgileniyor. Bize yakın olan adamın ilgilendiği yerler daha az. O yüzden daha hızlı refleks gösterebilir. Şimdi bu adamı benim çok fazla oyalanıp zaman kaybetmemem lazım vurmak için. Yani gövdesine sıkmamam gerekiyor. O yüzden geldim ya ilk oyuncuya direkt iki tane headshot atıp ardından ikinci oyuncuya, buna headshot atmanıza gerek yok. Yani artık 70-80 bile vursanız burada her türlü kârdasınız siz. Bu adama headshot'ı attım. Ondan sonra geldim ikinci adama sprey attım. Ya bu şekilde oynayabilirsiniz burayı. Her türlü kârınız olur. Üçüncü oyuncu çıkar. Onu vurursunuz veya o sizi vurur, fark etmez. Yani hani damage is done diye bir terim vardır İngilizce'de. Yani zaten siz hasarı verdiniz artık. Geri kalan sizin takımınızın işidir. Onda yapacak bir şey yok. Şimdi videonun sonuna gelelim. Bunun için bunu nasıl geliştirirsiniz, crosshair placement olayını, çok güzel bir harita var. Bu Y Practice adlı custom map. Ya burada bir dünya şey var. Bunu muhakkak edinin yani bütün haritalar için. Buraya geliyorsunuz. Burada bir peak olması lazım. Nerede o? Ha, şu an peak practice'teyiz. Buraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra atlıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi ben buraya geldim. Ve buradan geçen adamı görüyorsunuz. Şuradan. Bench'ten geçen adamı görüyorsunuz. Şimdi mesela buraya geldim. T rampayı gösteriyor. Hani eğimimi nereye koymam gerektiğini gösteriyor bana. Mesela buraya geldim. Buradan stairs'tan gelen adam. Stairs'tan işte şeyi, rampayı. Yine aynı şekilde bakın. Ya mesela adam buradan çıkıyor ya. Yani çıktığı esnada crosshair'iniz doğru yerde mi? Ona bakabilirsiniz. Ama bunun haricinde practice, practice, practice. Yani maçlarda öğrenirsiniz. Ondan sonra deathmatch'lerde biraz daha iyi öğrenirsiniz. Ya çok fazla olay yok. Hani reçete, kapsül bu oyunda maalesef yok yani arkadaşlar. Siz mecburen bu şekilde tecrübe edinerek bunları kazanmanız gerekiyor. Başka şekilde zor yani. Ya dediğim gibi onun haricinde benim videoda söylemek isteyeceğim pek başka bir şey kalmadı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Açıklamalar kısmına bu atölye haritasının linkini ve diğer açıklamaları bırakıyorum. Soru, görüş önerileriniz, herhangi bir şey olursa zaten yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Teşekkürler tekrardan izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.